Bu arada millete 5 maskeyi parasız dağıtamayan saray hükümeti geçtiğimiz hafta yeni bir skandala daha imza atmıştır. Meclis kapanmadan önce getirdikleri torba yasayla işçinin rızasını almadan zorunlu ücretsiz izne çıkarmayı icat etmişlerdi. Bu insanlara da işsizlik sigortası fonundan 1170 lira yardım yapacağız dediler. Ancak Nisan'da bunu bile veremedi. Zorla ücretsiz izne çıkarılan işçilerimize 545 lira gibi komik bir para ödendi. Soruyoruz. Siz işçiye kendi parası olan işsizlik sigortası fonundan sadaka mı veriyorsunuz? Bari bir de işçilerimize sadaka belaları kovar diye mesaj gönderin de olsun bitsin. Böylesine gayri ciddi bir yönetimle önümüzdeki dağ gibi sorunları ülke olarak nasıl aşacağız? İşsizlik nedeniyle yitirilen gelirleri ve milletin satın alma gücündeki erimeyi bu yönetimle nasıl telafi edeceğiz? Duran üretim nedeniyle şirketlerimizin bozulan nakit akışını ve ciro kayıplarını yerine nasıl koyacağız? Ar vurup harman savurup erittikleri net döviz rezervleriyle önümüzdeki bir yılda 168 milyar dolar dış borcu nasıl çevireceğiz? Salgından çıkışı konuşurken ekonomimiz için güvenilir bir çıkış stratejisini nasıl oluşturacağız? Bu hükümet tüm bu sorulara acaba kafa yoruyor mu? Hayır. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Borçla, pansumanla, bütüncül olmayan parça başı uygulamalarla sorunların üzerini kapatmaya uğraşıyorlar.